Herkese merhabalar. Sorularla coğrafyaya hoş geldiniz. Harita bilgisi sorularını çözüyoruz. Karışık olarak çözeceğiz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Silindirik projeksiyon yöntemiyle çizilen bir dünya haritasında bozulma daha az olur diye soruyor. Silindirik projeksiyon dediğimizde yeryüzünün silindirin açılımı şeklinde çizilmekte. Meridyenlerin birbirine paralel olarak çizildiği bu silindirik yöntemde haritalarda ekvator çevresinde bozulmalar az iken ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bozulmalar artar. Biz ekvator üzerinde bir noktayı bulmalıyız ya da ekvatora yakın olan bir noktayı bulmalıyız. Sıfır çizgisini burada görüyorsunuz. Görmeseydiniz de Güney Amerika'nın burnuyla Afrika'nın şu çıkış gelintisi arasında çizgiyi ortadan geçireceğinizi unutmayınız. Bu ekvator çizgisinin çizildiği alan. Sırayla gidelim. Hindistan, Bulgaristan, Romanya, daha sonrasında Almanya, en sonunda da ne var? Kanada var. Ekvator'a en yakın olan alanımız nedir? Hindistan'dır. Bu sebeple daha az hata nerede olacaktır? Hindistan'da olacaktır diyeceğiz. Cevabımız Adana'dır. İkinci sorumuzda devam edelim. Buna göre iki haritanın hangi özellikleri kesinlikle birbirinden farklıdır? Ders kitabında yer alan bir etkinliği yapmak için atlasına bakan bir öğrenci, birinci haritanın lejantında maki, orman, site, ikinci haritanın lejantında ise yol, köprü gibi belirtilen işaretleri görmüştür. O zaman bu iki haritanın birbirinden farkı ne olmalıdır? Lejantları farklı ise lejant ne demektir? Öncelikle onun tanımını yapalım size. Haritanın anahtarıdır. Yani bu kısımda haritada kullanılan renk ve işaretlerin ne anlama geldiğini gösterir. Demek ki birinci haritada maki, orman, step görüldüyse lejantında bu harita bitki örtüsü haritadır. İkinci haritada yerleşim merkezi, yol, köprü görüldüyse bu harita için başka bir harita özelliği içeriyordur diyebiliriz. Ölçekleri, koordinatları, boyutları, yönleri değil, konularının farklı olduğunu söylememiz gerekiyor. İkinci özelliğimiz denizlidir. Hesaplama sorusu 1 bölü 250 bin ölçekli haritada 40 santim ile gösterilen bir uzaklık gerçekte kaç kilometredir diye soruyor. Uzunluk sorularında bu hesaplamayı, alan sorularında ise buradaki hesaplamayı kullanacağız. Formüller her zaman için ilk karşımıza çıkacaktır. Ben hemen gerçek uzaklığı sorduğu için formülünü aldım. Gerçek uzaklık eşittir harita uzaklığı çarpı ölçeğin paydası. Baktım, gerçek uzaklık soruyor bana. Harita uzaklığı 40 santim, harita ölçeği 250 yazdım. Çarptığımda ne yaptı? Buradaki var olan diğer santim olarak karşımıza çıktı. Ben özellikle sıfır noktayı buraya koydum ki 5 sıfırı sileceğim kolaylık olsun bana diye. Neden? Çünkü kilometre değerini istiyor. Santimetreyi kilometreye çevirirken ne yaparım? 5 sıfır silerim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıfırı sildim. 100 kilometre olarak karşıma çıkacak cevabım Denizli. Dördüncü soruya bakıyorum. Aynı boyutta çizilen aşağıdaki haritaların hangisinde ayrıntı daha fazladır? Eğer aynı boyutta kağıtlara çizilecekse alanımız daha küçük olursa daha ayrıntılı ne yapılabilir? Çizilebilir. Dünya fiziki haritasını görüyorsunuz. Çok geniş, dünyanın tamamını çizeceksek çok geniş, küçücük çizmek zorunda kalabilir. Dünya fiziki haritası, Avrupa fiziki haritası, Avrupa kısmı şurası. Avrupa fiziki haritası. Azerbaycan, Azerbaycan'ı şurada küçük de olsa görebiliyoruz. Azerbaycan fiziki haritası. Türkiye fiziki haritası. Biliyorsunuz komşularımıza nazaran yüz ölçümü açısından biz büyüğüz. Bir tek bizden büyük olan İran var komşularımız içerisinde. Azerbaycan ve Türkiye diye kıyaslarsak Azerbaycan bizden daha küçüktür yüz ölçümü açısından. Güney Amerika. Güney Amerika'ya da hemen ne yapalım bakalım. Güney Amerika'da yine oldukça büyük bir alan. En küçüğü bulmak istediğimiz için alan olarak ayrıntı daha fazla görülsün diye Azerbaycan fiziki haritasını söyleyebiliriz. Cevabımız Ceyhan'dır. Bu haritadan Afrika'nın aşağıdaki özelliklerden hangisiyle ilgili bilgi elde edilir? Yukarıdaki Afrika
kıtası siyasi haritası verilmiştir. Afrika kıtasına baktığınızda bu siyasi haritadan iklim özelliklerini anlayamazsınız. Enlem boylam değerlerini vermemiş. Ekonomik faaliyetlerini edinemeyiz. Ortalama yükselti değerleri zaten siyasi haritadan değil, fiziki haritadan bulunabilir. Etrafındaki denizlerin derinliği, yine dediğim gibi derinlik kısmı da hem yükselti hem derinliği bize kim? Fiziki harita verir. Bu sebeple siyasi haritadan bunları edinemiyoruz. Ülkelerin birbirlerine göre konumlarını siyasi haritadan elde edebiliriz. Bu sebeple cevabımız Edirne'dir. Özelliklerinden hangileri aynıdır diye soruyor. Bir ülkenin farklı ölçeklerle çizilmiş olan iki farklı haritasında hangileri kesinlikle aynıdır? Şimdi şöyle düşünün. Bu özellikle aklınızda hep kalması gereken durum şu. Şimdi ben iki tane kağıt aldım elime. Bir bu kağıt olsun, bir de şöyle büyük bir kağıt olsun. İkincisi de bu kağıt. Ben ikisine de sizin boyunuzu çizsem, sizi çizsem, sizin gerçekteki boyunuz değişir mi? Asla değişmez. İkisinde de farklı boyutlarda çizebilirim ölçeklerine bağlı olarak ama gerçekteki alanımız yani yüz ölçümü açısından baktığımızda gerçek alanımız değişmez. Yine koordinat dediğimiz enlem boylam değerleridir. Koordinatları kişi açısından da düşünelim. Sizi çizmiştim ya başta. Sizin boyunuz ve eniniz çizdiğim kağıtlara göre ne yapar? Aslında değişkenlik gösterebilir. Ama gerçekte nedir? Koordinatlarınız asla değişmeyecektir. Bu sebeple gerçek alanınız ve koordinatınız haritanızın ölçeği ne olursa olsun değişmeyen iki değerinizdir. Harita alanı ve ayrıntıyı gösterme gücü ölçeğe bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu sebeple cevabımız Bursa'dır diyeceğiz. Diğer soruya bakalım. Yedinci soru. Aşağıdaki yerlerin aynı boyuttaki kağıtlara siyasi haritası çizilecek. Ayrıntıyı gösterme gücü daha yüksek olması için daha küçük bir alan ne yapmalıyız? Bulmalıyız. Daha küçük bir alanı daha detaylı bir şekilde haritamıza çizebiliriz çünkü. Hint Okyanusu burasıdır. Kuzey Amerika kıtası. Orta Doğu siyasi haritası şurası şöyle söyleyebiliriz. Avrupa Birliği bölgesi ve İskandinavya Yarımadası. Daha küçük olan yerimiz neresidir? İskandinavya Yarımadası'dır. O zaman ayrıntılı olarak göstermek istediğimiz yer İskandinavya Yarımadası olacaktır. Çünkü alan küçük, daha ayrıntılı olarak kağıda aktarabileceğiz. Cevabımız Edirne. Yukarıdaki haritada Şanlıurfa Mardin il merkezi arası kuş uçuşu mesafe yaklaşık kaç kilometredir diye soruyor. Ben sizden öncesinde buraya hemen bir ne yaptım? Çizgi çektim. Şanlıurfa ile Mardin arasına sınavda bunu nasıl yapacağınızı biraz sonra söyleyeceğim. Şu an nasıl yapıldığını gösterelim. Şanlıurfa Mardin arasına çizgiyi çektim. Bu çizgiyi getirdim buraya. Çizgi ölçek kısmına koydum. Bakın sıfırla 200 arasında 200'e daha yakın bir değer olmalı. 100 olamaz, 120 olamaz. 200'ü zaten geçmemiş. 220-240'ı göremezsiniz. O zaman cevabım 180 diyebiliriz. Sınavda bunu kaleminizle ölçebilirsiniz. Uçla ölçebilirsiniz ya da silgiyle ölçebilirsiniz. Tamam, bu tarz sorular da yine sınavda karşınıza çıkabilir. Cevabımız Ceyhan. Bu arada yaklaşık diye sormalı zaten. Tam biz de sonuçtan emin olamayız. Renklendirme yöntemiyle çizilmiş bir haritada yeşil renk ve tonlarının geniş yer kapladığı görülürse haritası çizilen yer hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Öncelikle şunu söyleyelim. Fiziki haritada kullanılan renklerin açıklaması yükselti değerlerini gösterir. Eğer siz haritanızda yeşil rengini çok fazla görüyorsanız 0-500 arasındaki bir yükseltiye sahipsiniz demektir. 0-500 arası açık ya da koyu renk diye belirtmediği için 0-500 arası bir yükselti değerine sahip olacağız. Ormanların geniş yer kapladığı buna sahip değiliz. Bu bilgiyi bilemeyiz. Ortalama yükseltisinin fazla olduğu, fazla olsaydı kahverengi ya da açık kahverengi ya da beyaz renkleri görmemiz gerekirdi.
Biz yeşil görüyorsak yükseltinin az olduğunu söyleyebiliriz. Yıllık yağış miktarı ile alakalı bir bilgimiz olmaz. Yine hayvancılık faaliyetleri ile ilgili bir bilgimiz olmaz. Edirne'ye baktım. Deniz seviyesine yakın yerlerin fazla olduğunu biliyorsunuz. Deniz seviyesi 0 metreden başlar, devam eder. Bizim yeşil ve açık yeşilimizde 0 metreden 500 metreye kadar olan yükselti olduğu için cevabımız Edirne'dir. 10. soruya baktım. Buna göre ikinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruda ben uzun uzun hesaplama yapmanızı doğru bulmuyorum artık. Şimdi yavaş yavaş bir sınav formatına doğru ilerlediğimiz için biraz daha kısa yollu işlem yapmak istiyorum. Yazdım. 1 bölü 2 milyon 4 santimle gösterilmiş AB arası. Başka bir haritada ise 16 santimle gösterilmiş. Aralarındaki orantıya bakarsak 4 bir orantı var değil mi? 4 katı bir orantı var. Burada da aynı orantıyı gerçekleştirmeliyiz. Ancak bir şey söylemem lazım. Şimdi 2 milyon kez küçültmede 4 santim olarak gösterilmiş AB arası. Ben daha az küçültme yapmalıyım ki benim alanım daha geniş görülsün. 16 santim daha detaylı gösteriyor. O sebeple ne yaparsınız? Buradaki 4 özelliğini 4 katını bölerek gösterirsiniz. 1 bölü 500 bin cevabımız olacaktır. Ceyhan diyebiliriz. Tekrar söylüyorum. 2 milyon kez küçülttüğümde harita çok küçüldüğü için AB arası daha kısa görülecektir. 4 santimetre. 500 bin kez küçültmek daha az küçültmek demektir. AB arası daha geniş görülecektir. Daha detaylı bize bilgi verecektir. 16 santim. Ne yaptım? Zihnimden de bunun uygulamasını yaptım. Siz de sınavda bu şekilde yaparak soruyu çok kısa bir şekilde çözebilirsiniz. Haritaya bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Avrupa fiziki haritası verilmiş. Ülke sınırlarına ulaşmak istiyorum. Ülkelerin başkentlerine lütfen, ülkelerin başkentlerini görebiliyor muyum? Hayır. Sınırlarını görebiliyor muyum? Hayır. Çünkü fiziki harita, siyasi harita olsaydı görebilirdim. Denizlerin ortalama derinliğine, şimdi geldik, denizlerin ortalama derinliğini buradan ne yapamam? Göremem. Çünkü bize bununla ilgili bir özellik verilmemiş. Hepsi aynı renk gösterildiği için. Demek ki sadece Avrupa kıtasının fiziki haritası olduğu için denizlerin ortalama derinliğine de ulaşamam. Yüksekliği az olan yerlere, bizim fiziki harita neyi gösteriyordu? Yükselti ve derinlik basamaklarını gösteriyordu. O zaman yüksekliği az olan yerlere ulaşabileceğim, cevabım Denizli'dir diyeceğiz. Haritalar üzerinde gösterilen yerler arasında uzaklık hesaplanırken krokiler üzerinde gösterilen yerler arasında uzaklık hesaplanmaz. Bu durum krokilerin hangi özelliklerinin bulunmamasından kaynaklanır? Şimdi krokilerin en önemli özelliği şudur. Krokiler bir harita özelliği taşımazlar. Neden? İçlerinde ölçek yoktur. Kaba taslak çizim oldukları için krokileri biz ne yapmayız? Harita olarak görmeyiz. Harita olarak görmediğimiz içinde ölçek bulunmadığı için de siz ne yapamazsınız? Uzaklık ya da alan hesabı yapamazsınız. Bu özelliğimiz Adana olmalıdır. Yukarıdaki verilen çizik ölçeğin kesir ölçek karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Bununla ilgili bir sürü soru çözdük yine sorumuzda. Bunu yapmadan ne yapıyoruz? Hemen şuradaki hesapları karşımıza zihnimize getiriyoruz. Uzunluk hesabı, alan hesabı. Bunu yapmadan da yapabilirsiniz. Sadece ben her defasında hatırlatıyorum ki aklınızda kolay kalsın. Ne yapıyorduk? Baştakiyle sondakini topluyorduk. Bu bizim gerçek uzaklığımızdı. Gerçek uzaklığımız 50 kilometre. Demiş ki her bir aralık, her bir çentik 1 santim. 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki harita uzaklığımızda nedir? 5 santimdir. Hemen formülü de yerine koydum. Şurada ölçek, şuradaki özelliğe baktığınızda harita uzunluğum 5 santim.
Gerçek uzunluğum 50 kilometre. 1 santim 1 kilometre olunca ne yaptın? 50'nin yanına 5 sıfır ekledim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıfırımı ekledim. 5 olduğu gibi kaldı. Artık santim santim çıkarabilirim. Yani birbiriyle sadeleştirebilirim. İki tarafı da 5'e böldüm. 1, 5'e böldüm. 1, 1 bölü 1 milyon karşıma çıkacaktır. Cevabı Ceyhan'dır. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yalnızca fiziki haritalardan elde edilmektedir? Fiziki harita dediğimizde yükselti ve derinlik basamaklarını bize gösterirdi. İdari sınırların belirlenebilmesini fiziki haritadan elde edemeyiz. Coğrafi koordinatların belirlenmesi bütün haritalarda gerçekleşir. Alan hesaplamaları hepsinde bütün haritalarımızda ölçek olduğu için alan hesaplayabilirsiniz. Uzunluk hesaplamalarının yapılması yine uzunluk hesabı da ölçekle alakalıdır. Bütün haritalarda da ölçek olacağı için uzunluk hesaplamalarını yapabilirsiniz. Ancak eğim hesaplamalarının yapılabilmesi için yükselti değerlerine, yükselti farklarına ihtiyacımız vardır. Bu sebeple sadece fiziki haritada eğim hesaplarını yapabiliriz. Bu soru buna benzer bir soru. Hatta bu sorunun aynısı değil ama buna benzer bir soru sınavda da çıkmıştır. Lütfen bu detayı unutmayınız. Fiziki haritada eğim hesabı ve profil oluşturma gerçekleştirilir. Diğer haritalarda bu özellik olmaz. Cevabımız bu sebeple Edirne diyorum.